Merhaba. Bir soru, bir psikolog programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz stres. Stres, organizmanın çevreyle uyumu bozan faktörlere verdiği bir tepki, aslında son derece sağlıklı bir durum ve bir enerji biçimi. Bakalım siz bu hafta bize stresle ilgili neler sormuşsunuz? Merhaba Dilara Hanım. Stres nedir? Stres, bir arada kalmışlık durumudur diyebilirim. Örneğin, akşam hem o çok izlemek istediğiniz maç var, hem de kayınvalideniz yemeğe çağırdı. Ortaya stres durumu çıkacak. Ya da ay sonunda bir anda ekstra bir masraf çıktı ve bütçe kısıtlı. Ortaya çıkan durum gene stres. Stresi ben eşit miktarda iki gücün bir kişiyi çekiştirmesi olarak da düşünüyorum. Bir kişi hem sağ kolundan hem sol kolundan eşit miktarda kuvvete maruz kalıyor. Ortada oluşan gerginlik, bu kuvvete de stres adı verebiliriz. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Stres kilo aldırır mı? Stresli durumlarda iştahımız artabilir. Mide en hassas organlardan biri ve stresten doğrudan etkileniyor. Evet, stresli durumlarda kilo almak pek mümkün. Genelde sınava hazırlanan gençlerin bu sınav sürecinde kilo aldıklarını gözlemleriz. Tabii ki bu kilo alma sürecine hareketsiz bir yaşantı, sürekli oturmak, ders çalışmak durumunda kalmak, spor ve çeşitli zayıflatıcı faaliyetlerden uzak kalmak da etkili. Ancak birçok genç arkadaşımız sınav öncesi dönemlerde aşırı bir abur cubur ihtiyacı duyduklarını da anlatmaktalar ve beslenme düzenlerinin normalden farklılaştığını belirtmektedirler. Çiğnemek, ısırmak, yutmak da rahatlatan bir aktivite. Dolayısıyla kişi rahatlama ihtiyacı duyduğu zaman ısırmak, çiğnemek, yutmak da isteyebiliyor. Yani birçok nedenden stres bizi yemeğe yönlendiriyor ve İştahımız açıldığında, daha fazla yemek yediğimizde buna eşlik eden bir düzenleyici yoksa, diğer taraftan beraber götürdüğümüz bir spor yoksa, evet, kilo alabiliriz. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Herkesin hayatı stresli midir? Stres yaşamın bir parçası ve evet, herkesin hayatında bir miktar stres var. Ancak kendi hayatımızı da inceleyerek bu konuya daha objektif bir cevap verebiliriz. Siz hayatınızın her döneminde eşit düzeyde mi stres yaşadınız? Yani lise sondaki stres düzeyinizle üniversitedeki stres düzeyiniz aynı mıydı? Ya da ilk iş görüşmesine gittiğinizde ne kadar stresliydiniz ama 10 yıllık tecrübeli eleman olarak gittiğinizde ne kadar stresliydiniz? 20 yaşında sizi strese sokan faktörler nelerdi? 18 yaşında sizi strese sokan faktörler nelerdi? 25 yaşında nelerdi? 35'te, 40'ta, 50'de nelerdi? Ya da asgari ücret aldığımız dönemlerde ne gibi stres faktörleriyle karşı karşıyaydık? Maaşımızı az buçuk zam yapıldığı dönemde, orada bir iyileşme yaşadığımız dönemde stres devam etti mi yoksa bitti mi? Devam ettiyse bu sefer hangi konularla ilgili stres yaşadık gibi soruları kendimize sorduğumuzda şöyle bir gerçekle karşılaşacağız. Evet, hayatın her yaşında stres faktörleri varmış hayatımızda. Demek ki her yaşta birey stres yaşayabiliyor. Gelir düzeyimiz farklılaşmış ama stres eksilmemiş. Demek ki her gelir düzeyinde de stres yaşanabiliyor. Herkesin hayatı streslidir. Fakat herkesi strese sokan durumlar değişebilir. Burada şunu da belirtmem gerekir ki stresli bir hayat aslında normal bir hayattır. Burada bahsettiğimiz problem olan aşırı ve yoğun biçimde kişinin hayatına yansıyan ve kişinin günlük yaşantısını sekteye uğratan strestir. Bedensel sağlığını ve psikolojik sağlığını strese uğratan
kesintiye uğratan strestir. Stres bir enerjidir ve bu enerji olmazsa olmaz. Bu enerji bizi güdüler. Bu enerji hayatımızı sürdürebilmemiz için şarttır. Fakat çok fazla strese maruz kaldığımızda çok fazla enerjiye maruz kalıyoruz demektir. Ve bu içsel bir yorgunluğa neden olur. Kişi içsel yorgunluk yaşadığı zaman da baş etmesi gereken şeylerle baş edemez. Yani enerjisini, stres enerjisini alt etmeye harcayacak ve o zaman enerjisini sarf etmesi gereken diğer şeylere enerjisi kalmayacak. Yaşa göre bizi strese sokan durumlar değişebilir. Hayatımızdaki dönemimize göre stres nedenlerimiz farklılaşabilir. Kişiden kişiye de bu değişir. Ancak stres hepimizin hayatının doğal bir parçası. Bununla birlikte herkes zaman zaman aşırı stres rahatsızlığından da muzdarip olabilir. Bu güzel soru için teşekkür ederim. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Stres sağlıklı mıdır? Belli bir dozda evet, belli bir dozda stres bizi az önce de bahsettiğim gibi motive eder. Bu enerji olmazsa olmaz bir enerji. Stres enerjisi bizi birçok noktada olumlu etkiler. Fakat belli bir dozun üstünde stres hastalığa neden olur. İlaçla zehir arasındaki tek fark dozudur diye bir söz var. Yani stresin de şifa mı olacağı yoksa bizi günlük yaşamdan alıkoyup bize ciddi zararlar mı vereceğinde belirleyici olan dozudur. Çok teşekkür ederim. Sıradaki soruyla devam edelim. Merhaba Dilara Hanım. Stres engellenebilir mi? Stressiz bir yaşantı söz konusu değil. Şimdi gene hayal kuralım. Ben stressiz bir yaşantı hayal ettiğim zaman nedense aklıma deniz geliyor. Sizin aklınıza ne gelir bilmiyorum. Stressiz bir yer düşündüğümde ben hemen kendimi deniz kenarında düşlüyorum. Stressiz bir yaşantı düşlüyorum. Çalışmam gerekmiyor. Deniz kenarında çok güzel doğal bir ortam içerisindeyim. Besinlerimi doğal olarak bulabiliyorum. Sevdiklerim herkes yanımda. Şu anda günlük yaşamda stres dediğim zaman aklımda beliren işe yetişme, trafik, eve gitme gibi sıkıntılar yok. Yani bugün bana neler stres yaratıyor desem ve bunları alt alta yazsam, stres faktörlerinin hiçbirinin olmadığı bir hayat özetle. Nasıl olurdu? Aksiyonsuzluk travması denilen bir şey vardır psikolojide. Bu sefer de bu durum stres yaratır. Yani aksiyonsuzluk travması yaşayan bireyler hayatları son derece durağan olduğu için bir süre sonra bazı şeylerin eksikliğini hissetmeye başlarlar. Ve bu nedenle günlük olaylara aşırı tepkiler vermeye başlarlar. Günlük olayları tehlikeli algılamaya başlarlar. Stresin olmadığı bir durumda da ortaya farklı durumlar çıkacak. Aksiyonsuzluk travması sadece biri. Yani bir streslerini diğerine bırakır. Dozlar iner çıkar. Burada önemli olan yani bizim engellememiz gereken bunun hastalık boyutuna ulaşması. Bir şekilde stresi makul ölçülerde tutmak zorundayız. Makul dozda yaşanan stres bize zarar vermez. Ama bunun üstüne çıktığı zaman sıkıntı yaratır. Nasıl stresi engelleyebiliriz? Yani stresten nasıl uzaklaşabiliriz? Bizi neler rahatlatır sorusuna verecek cevaplarımız olacak. Ben deniz kenarında bir yaşantı düşledim. Doğal bir ortam. Sanki ilkel zamanlardaki gibi bir ortam düşledim. Yani benim için böyle bir beklenti içerisinde stressiz bir yaşantı, ütopik bir yaşantı olacaktır. Çünkü o devirlere geri dönmek mümkün değil ya da öyle bir yaşantı içerisinde hayatımı idame ettirmem mümkün değil. Öncelikle kişinin rahatlamak için gerçekçi hedefleri olmalı ve nasıl rahatlaması gerektiğini öğrenmiş olmalı. Günlük yaşam içerisinde kişinin gevşeme tekniklerini bilmesi stresi engellemede yardımcı olur. Ya da stresle baş etmede yardımcı olur. Stresin belli bir dozun üstüne yükselmesini önlemekte, engellemekte yardımcı olur. Spor yapmak ve sağlıklı beslenmek gene aşırı düzey stresi engellemek için bize yardımcı olur.
Öncelikle hayatımızla ilgili gerçekçi hedefler koyacağız. Gerçekçi ve ütopik olmayan hedefler stresimizi bir miktar azaltacak. Ve bununla birlikte yaşamımızda sağlıklı aktiviteler olacak. Spor yapmak, sağlıklı beslenmek, gevşemek, nefes egzersizleri, bize iyi gelen bir şeyler, belki kitap okumak, belki kültür sanat faaliyetleri. Yani bu enerji akımını sağlıklı gerçekleştirebildiğimiz alanlar. Eğer yaşamımızı düzenlersek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinirsek, stresi tam olarak ortadan kaldıramayız ama onu bize zarar verecek boyuta ulaşmaktan alıkoyabiliriz. Teşekkür ederim. Biraz uzun cevapladım bu soruyu. Ama önemli bir soru olduğunu düşündüm. Sıradaki sorumuza devam edelim. Stresle nasıl başa çıkabilirim? Şimdi bunu biraz anlattım sanki ama biraz daha da detaylandırmak gerekebilir. Kişinin gevşeme yöntemleri bireysel olabilir. Burada kendini tanımak ve içgörü sahibi olmak çok yardımcı olur. Öfkeli olduğunuz dönemlerde hayatınızda ne olmuş oluyor ya da ne olmamış oluyor? Neyin fazlalığı ya da neyin eksikliği sizi strese sokuyor? Bu soruların cevabını verebilirseniz kişisel stres haritanızı çıkartabiliriz. Çünkü ne dedik? Herkesi strese sokan nedenler farklıdır dedik. Yani eğer sizi strese sokan bir kayınvalideniz var ise bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak gerekir. Burada bir belki iletişim problemini ortadan kaldırmak gerekir ki biz stresle mücadele edebilelim. Ya da sizin sınav kaynaklı bir stresiniz var ise buradaki gerçek dışı algılarınızı tespit etmek gerekir ki kişisel stres algınızı, kişisel stres haritanızı oluşturabilelim. Örneğin sınavlarla ilgili. En stres yaratan durumun geçme notu 70 olan bir sınavdan 68, 69 ya da 71, 72 civarlarında denemeler, ortalamalar çıkartan öğrencilerde olduğu bulgulanmış. Yani hedefe yaklaştıkça stres artıyor. Çünkü belirsizlik artıyor. Denemelerde 50 alan ya da 60 alan öğrenciler çok yoğun stres yaşamıyorlar. Çünkü geçemeyeceklerine dair bir inanışları zaten var. Ya da denemelerde 75, 80, 90 alan öğrenciler çok yoğun stres yaşamıyorlar. Çünkü geçeceklerinden neredeyse eminler. En yoğun stres belirsizliğin en fazla olduğu anlarda, zamanlarda yaşanıyor. Yani bu örnekte öğrenciler 68, 69, 71, 72 aldığı zaman en yoğun stres yaşayan grubu oluşturuyor bu grup. Akıbetleri belirsiz olduğu için. Burada da bu stresle başa çıkmak için kişinin belki hedefini güncellemesi gerekiyor ya da eksiklerini tamamlaması gerekiyor. Şimdi özetle neden strese girdiğimize dair bireysel bazı nedenler var. Kişiden kişiye göre değişen özel nedenler var. Bir de genel nedenler var. Trafik gibi. Genel nedenler var. Ödemeler gibi, sağlık problemleri gibi. Beslenme problemleri gibi hemen herkesin hayatına yansıyan. Bunlar için de hangisinden müzdarip olduğumuzu tespit edip ona göre alternatif yollar ve baş etme stratejileri üretmemiz gerekiyor. Ama her şeyin üstünde insanı bir organizma olarak kabul edelim. Bu organizmanın rahatlaması için evrensel bazı şeyler var ki bunlar her zaman işe yarıyor. Sağlıklı beslenme, sağlıksız bir takım yiyeceklerden ve içeceklerden uzak durma, spor yapma, gevşeme gibi günlük aktiviteleri, günlük alışkanlıkları artık bireylerin kazanması gerekiyor. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Sıradaki soruyla devam edelim. Merhaba, benim sorum çocuklarda stres yaşar mı? Bunun cevabını alabilir miyiz? Çocuklarda kesinlikle stres yaşarlar. Bu soru için teşekkür ediyorum. Çocukların en çok stres yaşamalarında etkili olan nedenlerden biri aile içi iletişim sorunları. Yani çocuk anne ve babasıyla iletişime geçerken yanlış anlaşılıp anlaşılmamayacağından emin olmalı. Eğer çocuğun söylediği şeyler, aile içinde anlattıkları, ebeveynler tarafından farklı tepkilerle her defasında cevaplanıyorsa, yani çocuk bir şey söylediği zaman utandırılıyorsa ya da çocuğa kızılıyorsa, çocuk konuşurken bile stres duyabilir. Ya da
Çocuk sustuğu zaman niye susuyorsun, konuştuğu zaman ne çok konuştun diyorsa orada bulunmaktan dolayı stres duyabilir. Çünkü ne yaparsa yapsın eleştirilecektir. Eleştirel bir aile ortamı ve çocuğun artılarını görmemek, çocuğu takdir etmemek çocuğun stresli bir ortamda büyümesine neden olur. Dolayısıyla aileler çocuklarının her gün olumlu yönlerini bahsetmeli, fark etmeli ve bu yönlerden bahsetmeliler. Çocuklar aile içinde iletişim kaynaklı kendilerine yönelen bu ifadelerden dolayı stres yaşayabileceği gibi anne ve baba arasında yaşanan sorunlardan dolayı da stres duyabilirler. Yani aile içi geçimsizlik, aile içi şiddet de çocuk için başlı başına bir stres kaynağıdır. Bununla birlikte annenin depresyonda olması da çocukların strese girmesi için yeterli. Okul başarısı düşen bir grup çocukla yapılan bir araştırma, çocuklarda hiçbir şey olmadığını ancak çocukların annesinin depresyona girdiğini göstermiş. Yani annelerin depresyona girmesi çocukları strese sokmakla kalmıyor, aynı zamanda okul başarılarına da yansıyor. Ebeveynlerinden birinin bir sağlık problemi yaşaması, bu sadece psikolojik olmak zorunda değil, fizyolojik de olabilir, gene çocuğu strese iten nedenler arasında yer alır. Okul fobisi ve arkadaşlık sorunları da çocukların strese girmelerine neden olan diğer faktörlerdir. Yani dedik ya, herkes stres yaşar, her yaşta stres yaşanır ancak bizi strese iten sebepler farklılaşır. Çocuklarda evet stres yaşayabilirler. Onların organizmanın aşırı enerjiyle yüklenmesi ve bu yüklenen enerjinin kendisini yorması durumu, bu gerginlik durumu yaşamaları da söz konusu çocuklarında bunu yaşadığını söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuza devam edelim. Stres nedeniyle doktora başvurmalıyız. Stres nedeniyle iştahınızda bir değişme olduysa, uykularınız kaçmaya başlamışsa, baş ağrıları yaşıyorsanız, yani stres bedensel yakınmalara neden oluyorsa artık doktora başvurmalısınız. Stres nedeniyle öfke ve gerginlikler yaşıyor, daha çok ağlıyor ve hayat yükünü taşıyamıyor gibi hissediyorsanız, psikolojik sıkıntılar başlamışsa doktora başvurmalısınız. Stres nedeniyle aile içi ilişkileriniz zedeleniyorsa, arkadaşlık ilişkileriniz zedeleniyorsa, ilişkilerde problemler ortaya çıkıyorsa doktora başvurmalıyız. Stres nedeniyle iş yaşantımızda gerekli olan bazı durumları yerine getiremiyorsak, işe karşı isteksizlik varsa ve işe geç gidiyorsak ya da gitmek istemiyorsak, bu bizim mücadele gücümüzün üstüne çıkmışsa doktora başvurmalıyız. Yani stres artık günlük yaşantımıza olumsuz yansımaya başlamış, yaşam kalitemizi düşürmüşse doktora başvurmamız gerekiyor diyebiliriz. Şimdi strese gerçekçi bir biçimde bakalım. Sanırım stres kelimesini duymayan kalmamıştır. Dillere pelesenk olmuş her kelime gibi stres de herkes tarafından çokça kullanılmaktadır. Bazen bu kullanım yerinde olup bazen de tam olarak anlamını doldurmamaktadır. Bizim için önemli olan şey bireylerin ne yaşadığını bilmeleridir. Bunu önemseriz, çünkü eğer bir sorun yaşadığını bilirse kişi bunu tedavi edebilir ve sağlıklı bir birey haline dönüşebilir. Bireylerin stres kaynaklı acılarını önlemek adına stresle ilgili farkındalıklarının artması gerektiğini düşünmekteyim. Yani stres hayatımızın doğal bir parçası, ancak kontrol edilebilir bir parçası. Stres bizi kontrol etmez. Biz stresi kontrol edersek mücadeleyi gerçekleştiriyoruz demektir. Ve stresi kontrol etmek de hayatımızda stres yaratan durumları azaltmak, rahatlatıcı ve gevşetici unsurları da arttırmak sayesinde gerçekleşebilir. Kişinin gevşediği anları olması, rahatlama anları olması, o anları hatırlayıp rahatlamasına yardımcı olacağı için fayda sağlar. Düşünsel olarak da kişi kendini rahatlatabilir, fiziksel olarak da kendini rahatlatabilir ve bu gibi uygulamalarla stresle mücadele edebilir. Bugünkü konumuz stresti. Sormuş olduğunuz sorular için çok teşekkür ederim.
Stres konusuyla ilgili sorularınızı yanıtlamaya çalıştım. Umarım tatmin edici cevaplar vermişimdir. Stresi önlemek için tek bir cümle söyleseydiniz ne olurdu diye sorsalar bana, herkesin bir hobisi olması gerektiğini söylerim. Yani bir hobi edinmek ve o hobiyle her fırsatta ilgilenmek bile bazen tek başına stresle mücadelede yeterli olur. Sorduğunuz tüm sorular için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta ya da ilerleyen programlarda incelememizi, üzerine konuşmamızı istediğiniz konuları bize Instagram üzerinden Psikolog Dilara hesabını kullanarak iletebilirsiniz. Instagram üzerinden Psikolog Dilara hesabına sorduğunuz soruların videosunu çekerek gönderebilir ya da konuşmamızı istediğiniz konuları not olarak bırakabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız ve izlediğiniz için.